Ne diyor bakın değerli arkadaşlarım bir yargıç ne diyor ismini verelim mi bilmiyorum Ankara Bölge İdare Mahkemesi Baş Başkanı ne diyor? Hani mafya lideri diyor ya kendisi kendisi için milyonluk arabalara biniyor diyor ha o diyor adliyelerdeki yargı mensupları hakimler ve savcıların yüzde yirmi beşini benden pahalı arabalarla geliyor adliyelere diyor. Ne demek değerli basın mensupları bu? Yani adliyede çalışan, yargıda görev yapan savcı ve hakimlerin en az yüzde 25'i milyonluk arabalarla geliyormuş adliyelere. Bunu kim söylüyor? Bunu bir yargı mensubu büyük yargıç söylüyor bunu değerli arkadaşlarım. İsmi önemli değil yani. Esat Toklu biliyor ki söylüyor yani. Ben bilmiyorum o biliyor ki söylüyor. Peki bir hesap yapalım. Bir yargıç, birinci sınıfa çıkmış olan yargıç 20 bin liraya yakın maaş alıyor. E ortalama falan derseniz 15 bin lira civarında maaş alıyorlar. 15 bin lira maaş alan bir adam buçuk milyon TL'lik bir arabayı ne kadar zamanda alabilir değerli arkadaşlarım? Mümkün değil değil mi? Bu şu demektir. Yani bu yargıçın, bu Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı'nın söylediği söz şu demektir. Yargının yüzde yirmi rüşvet alıyor demektir değerli arkadaşlar. Bu bir itiraftır. Başka hiçbir anlamı yoktur. Ha kendisi gibi Dededen babadan kalmış zenginler varsa Mısır'dan işte miras kalmış büyük dedeler falan varsa ha onlar değildir onlar dededen zengindir. Ama diğerlerinin 15 bin lira maaşla eğer milyonluk arabalarla adliyelere geliyorlarsa bunlar rüşvet alıyor. Başka bir yolu var mı? Ticaret yasaya göre ticaret yapamazlar. Yargıçlar, e, savcılar ticaret yapamadıklarına göre rüşvet alıyorlar. Anlamı budur. Bunu derhal behemal bir araştırma komisyonu mu kurulacak? Başka bir şey mi yapılacak? Bu çok rezalet bir şey değerli arkadaşlar. Bu çürüme, bozulma, kokuşma yani eskilerin ifadesiyle tam bir tefesü. Bakın ben 90'lı yılların sonlarında bu Ankara'ya geldim siyasetçi olarak. O gün de böyle bir durumla karşı karşıyaydık yani. O gün de mafya, bürokrasi, siz işte e, medya, siyasetçi bu şekilde işte susurluk, pislikler ortalığa saçılmış. Gene bir kokuşma, tefessüh hali, çürüme, bozulma hali söz konusuydu. Bugün de aynı sene, aynı durumla karşı karşıyayız. 20 küsür sene geçtikten sonra aynı durumla karşı karşıyayız. Bunlar anlaşılır gibi değil. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki işte kasetler çözülüyor, çözülüyor. Bir gazeteci, bir sunucu neyse haber yapıyor. Gazete gazeteci bir mi işte Türkiye'de mal varlığına el konulmuş e kara para aklama ile itham, ed itham edilen aranan kaçak birisiyle konuşuyor. Diyor ki 10 milyon euro avro mu diyorlar? Euro verirsen diyor e nasıl güveneceğim? Bende kalacak diyor iş bitene kadar. Arkadaşlar ve Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Bir tane savcı bu gazeteciyi çağırmadı daha. Veys Ateş gözaltına alındı mı arkadaşlar? Kimse çağırdı mı gözaltına alınmasın? Hadi mahkemeye savcılığa çağırdı mı kimse? Ne oluyor peki? Ne oluyor? Bütün savcılar bu, bu çağırma durumunda olan savcılar o Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin ifade etmiş olduğu milyonluk arabalarla adliye gelenlerden mi oluşuyor? Bitti mi bu ülke yani? Yani bitti mi? Nasıl bitti arkadaşlar ya? Önüne çıkan beka yapıyor, önüne çıkan millicilik yapıyor, milliyetçilik yapıyor, vatancılık yapıyor, şehitçilik yapıyor. Nerede? Nerede ya bir ülkede adam diyor ki diyor ki 10 milyon euro iş bitene kadar yani seni kurtaracağım diyor. Ankara'dayım. Seni kurtarmaya geldim Ankara'dayım. Yani birilerine rüşvet vereceğim 10 milyon lira. O birileri kim? Hangi siyasetçi? Hangi siyasetçi? Hangi yargı mensubu? Bunları hiç kimse sormuyor. Hatırlarsınız 2018'de büyük bir medya grubu el değiştirdi. Doğan Medya Grubu demir e geçti. Nasıl geçmişti değerli arkadaşlarım medya grubu demir önüne? Hatırlayın Ziraat Bankası'ndan alınan yüksek miktarda 1 milyar dolara yakın bir para krediyle medya grubu el değiştirmişti. Kredi vermişti Ziraat Bankası değerli arkadaşlarım. Bu para sizin paranız. Ziraat Bankası, Devlet Bankası, çiftçilerle çiftsiz tarımı geliştirmek için kurulmuş bir ba banka. Ama sizin paranız, benim param, bizim vergilerimizle oluşan oluşan para. Bu para battı değerli arkadaşlar. Adam ne, yap ne yaptı? Bu para battı. Ondan sonra karma karışık işler var. 2018 yazında bu Demirören grubu Kemer Yapı ve Turizm A.Ş diye bir şirketi var. Bu şirket adına Ziraat Bankasından 300 milyar dolar önce birkaç ay sonra bunu 300 milyar dolar Haziran'da. Sonra Ağustos'ta birkaç ay, ay sonra 1 300 milyon dolar e, Haziran ayında. Birkaç ay sonra Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon 330 bin TL karşılık ipotek ediyor. Oradaki arsasını ipotek ediyor. Sonra çevre şehircilik Bakan, Bakanlığı o arsayı ipotek edilen arsayı spor alanı genellikle yeşil alan falan olan ars, arsayı imar ticaret alanı falan diye imar değişikliği yapıyor. İmar rantı imarla büyük bir, bir, bir şekilde soy, soyuluyor. Sonra oradaki o oturan insanlar Kemer Country'nin mükimleri mahkemeye veriyorlar. Mahkeme bu imar değişikliğini bozuyor. Değerli arkadaşlarım. Böyle olunca geçersiz oluyor bu şey. Ziraat, Ziraat Bankası bu arsaya el koyuyor. Sonra sanki burada konut yapılıyor gibi satışa çıkarıyor bu ihaleye çıkarıyor. Satacak bu şeyleri Ziraat Bankası. Aynı insanlar orada oturan insanlar mahkemeye şikayet ediyorlar. Mahkeme o satışları durduruyor. Büyük bir zarar arkadaşlar. 300 milyon euro artı 1 milyar 118 milyon 330 bin TL. Bu para hangi paradır? Bu para ikinci kere Demirören grubu ikinci kere Ziraat Bankası'ndan kredi mi almış yoksa daha evvel Doğan Medya grubunu almak için satın aldığı satın aldığı 700 milyon 700 milyon dolarlık kredi bir kısmı onu mu karşılıyor? Bunlar belli değil. Bunları soruyoruz değerli arkadaşlarım. Kime soruyoruz? Anayasanın el verdiği ölçüde hükümete işte ne diyorlar şimdi kabine mi diyorlar? Cumhurbaşkanı yardımcısına bakanlara soruyoruz. Bakan bize şöyle cevap veriyor. Bunlar diyor ticari sır olduğundan dolayı bu konuda size bilgi veremem. Yok ya ticari sır mıdır? Bunların hesabını vereceksin. Berat Albayrak da verecek, Lütfi Elvan da verecek. Her kimse hepsini verecek. Biz ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına buraya milletvekili geldim. Yani onların hakkını, hukukunu korumak için buraya geldim. Onların vergilerinin nereye gittiğini hesabını sormak için buraya geldim. Ben görevini görevimi yapıyorum. Benim görevimi bu diyor ticari sırdır diyor. Hırsızlık yapıyorlar. Edepsizler hırsızlık yapıyorlar. Ondan sonra ben bu hırsızlığı takip edip sorduğum zaman diyor ki ticari sırdır. Öyle bir ticari sır falan yoktur. Hırsızlıktır bu resmen. Bu milletten çalınmadır. Bu tüy bitmemiş yetim, yetim hakkını almaktır. Bunun dışında başka hiçbir şey değildir. Bütün bunların hesabını ver, verecekler. Vermemeleri mümkün değil değerli arkadaşlar. Bunların hesabı en kısa zamanda sorulacak. Başka türlü bu ülke devam edemez. Bekaymış. Bunlar çıkıyorlar. Hepsi milliyetçi. Bassın böyle milliyetçilik ya. Sizin neleriniz milliyetçi ya? Milletin parasını çalanlardan nasıl milletçi olur? Bunlar şehitçi, bunlar şehit kanına ekmek doğrayan edepsizlerdir bunlar ya. Efendim şehitçi hepsi karşımıza çıkıyorlar. Hemen çıktığımız zaman ama şehitler var. Ama vatan, ama millet, ama beka. Hepsi yalan değerli arkadaşlarım. Bir şey söyleyip sözlerimi bitireceğim. Biliyorsunuz bu benzer numaralar şu anda Demirören grubunun millete atmış olduğu kazığa benzer numaralar daha evvel Türksel'le ilgili de atıldı bu numaralar, numaralar. Kara Mehmet aynı şeyi paraları ödemedi mi ödemedi. Ne oldu Bili biliyorsunuz değil mi? Varlık fonu aracılığıyla Türksel en azından hisselerinin bir kısmı kamulaştırıldı, devletleştirildi. Varlık fonuna devredildi. Acaba Demirören grubu da böyle mi olacak? Yani özelleştirmeden sonra kamulaştırma dönemine mi geliyoruz acaba bu sebeplerden dolayı bu da varlık fonu bünyesine mi alınacak bunu bilmiyoruz değerli arkadaşlarım bir şey daha tekrar ediyorum şu anda tartıştığımız para yani Demirören grubunun Ziraat Bankasından almış olduğu para Doğan Medya grubu alın alınırken ki krediden mi ibarettir? Yani 700 milyon dolardan mı ibarettir? Yoksa şimdi sözünü etmiş olduğum 300 önce 300 milyar avro daha daha sonra da 1,2 milyar TL diyelim yuvarlak olarak karşılık gösterilerek ipote edilen paraya mı karşılıktır? İki tane kredi mi var? Bunu sorduk değerli arkadaşlarım resmi resmi olarak hükümete bunu sorduk, bakana bunu sorduk. Ama burada bir de kamuoyuna soruyorum. Daha fazla mı para tırtıkladılar bu milletten? Daha fazla mı para para aldılar?